Merhaba arkadaşlar, ben Faruk Çubukçu. Bu videoda sizlere sıklık adlı fonksiyonu anlatmaya çalışacağım. İngilizce sürmede frequency, frekans diye düşünebilirsiniz. Yine bir istatistik fonksiyonu. Verilerin belirtilen aralıktaki sıklığını veriyor. Frekans diyebiliriz arkadaşlar buna. Frekans sayısı. Hani kaç kere tekrar ediyor gibi bir anlam çıkarabiliriz. Elimizde şöyle bir seri var. Acaba 12'den kaç tane, 11'den kaç tane gibi bulmak istiyoruz arkadaşlar. Şöyle bir hazırlık gerekiyor buna. Bir aralık vermemiz gerekiyor. Hani biz hangi sayılar aralığında görmek istiyoruz gibi arkadaşlar. Bir de sıklık sayısı diyelim. Kaç tane olacağını. Geliyorum. Sıklık fonksiyonunu hemen save tuşlarıyla buldum. Veri dizisi burası. F4. Aralıklar buradan gelecek. 12 F6 12 taneymiş. Tamam arkadaşlar. İsterseniz 11 de yapabilirim. 10 da yapabilirim. Şöyle bakacak olursak 12 ile 12 ve altında 12 tane var. 13. Bir 15 yapalım. Ha, daha çok olacak çünkü 15'ten bir tane 19 gelecek diye düşünüyorum. Tamam. 19 zaten totalde 19 sayımız var. Şimdi peki bir tane daha yapalım. 11 diyelim. Evet. Şimdi arkadaşlar 11 ve altında 5 tane sayı var. Bakalım 11 11. İsterseniz şunun şöyle sıralanmasını da alayım şuraya. Hani sağlamalar yapıyoruz hep böyle biliyorsunuz. Önemli olan arkadaşlar ne işlem yaptığını anlamak. Sonuçta bir şekilde yapacak. Evet. Bakın onlar 11'ler bu kadar. 5 tane. Sonra 12'yi de katarsak şuraya kadar 12 tane. 12'ler dahil 12 tane. Bu şekilde. 10 alsaydık o zaman şöyle bir aşağı alalım. Onu da alalım buraya. O zaman 10 ve altından kaç tane olduğunu sanıyorum 2 değerini elde edeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar kaç kez tekrar ettiğini bir elemanın fakat özel bir kullanım şekli var. Veri dizisi ve aralığı şeklinde arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoda sizlere frekans, sıklık fonksiyonunu anlatmaya, örneklemeye çalıştım. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.